Türkiye'nin en iyi iddia bilir kanalı. İlk maçımız 676 kodlu mücadele Yunanistan'da yine. Dediğim gibi Sakatçı'yı takip etmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar izleyemesek de zaten çalıştık gördüğünüz gibi. Ne var kendi evinde oldukça eskili John Cook'un statüsüyle dizilip bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şükrü Öğütlü'ne iddia belirtiyor. Evet sevgili bahis severler. Evet sevgili bahisseverler, Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı İddia Bilir TV'ye hoş geldiniz. 1 Şubat Cuma gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Fakat en başta uyaralım, Cuma günü çok güvenilir maçlar olmuyor. Biliyorsunuz veya genelde sürprizler çıkabiliyor. O yüzden çok fazla güvenim yok. Yine %70 civarında diyelim. Muhtemel olabilecek tahminleri sizlere vereceğim. Bülten daha güncellenmediği için tabii Perşembe akşam saatlerinde çekiyoruz. Biz bunu henüz bülten güncellenmedi. Yeni maçlar eklenecektir. Ama yine de sizler için 5-6 maç seçtik biz. Her videoda önerdiğim gibi şu videoyu izlemeyenler mutlaka izlesin arkadaşlar. İddiada nasıl kupon tutturmalısınız, kasanızı nasıl yönetmelisiniz ve video düzenimiz hakkında bilgi verdiğimiz ve tanıtım videomuzu arkasından mutlaka izleyin. Ondan sonra bir daha ömür boyu izlemenize gerek kalmayacak. Bana soru sormanıza da gerek kalmayacak. Hemen bakalım hafta içi karnemizde ne yapmıştık? Nasıl kupon tutturulmuştu? O kadar sürpriz. Ha bu arada like'lara bir verin de like'larla bir coşalım. Önce daha videonun başında like'larımızı yapalım ve sizler de maçlar hakkında görüşlerinizi yorumlara yazarsanız seviniriz arkadaşlar. O kadar sürprizin çıktığı hafta içinde arkadaşlar salı günü 9 maç yorumlamıştık. 3 tanesinde başarısız olduk ama yine kupon tutturanlar vardı. Çok iyi sayılmazdık ama çarşamba günü 8 maçta sadece Liverpool-Leicester maçında 1 ve üst tercihlerimiz vardı. İkisi de tutmadı ama diğer maçlarda yarısı 2 tercihimiz tuttu, yarısı tek tercihimiz tuttu. Ama nasıl kupon tutturan tutturdu? Yattık mattık çok sürpriz çıktı diyorsunuz ama adam diyor ki abi sağlam kuponum yattı, atıyorum Liverpool'a 1 vermiş ya da üst vermiş ama alternatif kuponum tuttu diyor, teşekkür ederim diyor. Ama öbürü tutturamadık yattık diyor. Neden? Ya alternatif kupon yapmıyor ya kuponunda çok maç koyuyor, 7-8 maç bütün maçları koyuyor, dediğim gibi alternatif kupon yapmıyor. Yani 8'de 7 başarımız var. Biz ne diyoruz her zaman, beni tanıyanlar bilir arkadaşlar. %85 %90 gollere giderim ben. Ne kadar zaten ya oran düşük diye atıyorum Liverpool gibi favori takımlara gidemiyoruz ya da her zaman sürpriz çıkabilir diye. Mesela Chelsea maçını evet yener dedik ama üst dedik. Şimdi bir kupona yener dedin, yattı ama üst dediğin kupon devam ediyor. Hani anlatabiliyor muyum? Alternatif kupon yapmazsanız tutturmanız çok zor tek kuponla. O videoyu izlerseniz zaten bunların hepsini anlattım. O yüzden yattık ettik, sürpriz oldu. Bizi ilgilendirmiyor. Sürprizler de olsa biz kuponumuzu tutturduk çatır çatır. O binlerce arkadaş ve ben kuponlarımızı tutturduk. Çünkü genelde gollere oynadık. Kuponumuza fazla maç koymadık. 3-4 maç koyduk ve alternatif kuponlar yaptık. Thomas2plus.com'da yine her zamanki gibi yönetmenin paylaşır videonun altında linki var ve ekranda da çıkarır belki şimdi kafasına eserse. Oradan da yorumlarımızı ve kupon tavsiyelerimizi takip edebilirsiniz. Bana kupon soruyorsunuz, kuponlarımızı orada paylaşıyoruz. Mesela bir arkadaşımız dedi ki ben o çok sürprizin çıktığını düşündüğünüz Perşembe günü mü? Çarşamba akşamı 2 tane kupon paylaşmıştım. 3'er maçtık. İkisinden de tek maç yaptı, tek maç yaptı. Adam bunları birleştirmiş. Oradan kafasına yatan 3 ya da 4 maçı almış. Yine kupon tutturmuş. Thomas2plus'tan teşekkür ederiz diyor. Orada yine seçtik arasında. Kafanıza yatanlardan seçin. 3 maç ya da 4 maç arkadaşlar. Oradan da kupon tutturanlar var. Bana kupon sormayın. Haftanın 2 günü, hafta sonları ve hafta içi de güzel maç olursa bir gün daha orada kupon paylaşımlarımızı, tavsiyelerimizi sizlere yapıyoruz. Kafanıza yatanları alın. Cuma günü hemen hızlıca maçlarımıza geçelim. 101 kodlu mücadele. 20.30'da Fenerbahçe kendi evinde Göztepe'yi konuk edecek. Toto videomuzda da anlattık. Hava açık olacak Fenerbahçe İstanbul'da. 10 derece bir hava bekleniyor. Yağmur beklenmiyor. Güzel bir statta Göztepe'de oyunu çekinleştirmeyecek. Galatasaray karşısında zaten şanssızlardı. İki topları direkten döndü. Gol atamamaları bir mucizeydi. Juventus'un gol atamaması gibi. Mesela Juventus gol atamıyor. Düşün, buna çok isteyen adam var arkadaşlar. Juventus Atalanta karşısında kupada 3-0 yeniliyor. Ama ne dedik? Atalanta da atar, Juventus da atar. Var olur ama alternatifte üst deneyin dedik. İşte alternatif kuponu tutan arkadaş oraya üst koymuş da tutturmuş. Juventus yılda bir defa karşılıklı gol var oynadığımız mücadelede. Hani rakip atamasa da yatsak, Juventus 3-0 olsa eyvallah olabilir atamadı deriz. Ama rakibi atıp da Juventus'un atamadığı yılda bir ya da iki defa denk gelir. İsyan edenleri anlıyorum ama şans artık, yapacak bir şey yok. Atamadılar, iyi oynamadılar. Zaten videomuzda da söylemiştik Juventus'un performansının düştüğünü, Lazio maçında gözlemlediğimizi. Ama yine de gol atamayacağını düşünemedik ama üst olur demiştik. En azından alternatif kuponlarını tercih edenler kazandılar. Bu nereden aklıma geldi? Ha, iyi oynayıp da gol atamayan Göztepe Galatasaray maçında ama Fenerbahçe'nin sahasında güzel hava şartlarında Fenerbahçe'ye gol atacaktır. Fenerbahçe'nin defansif zaaflarını değerlendirecektir diye düşünüyorum. Fenerbahçe de aynı şekilde yine morallendi Malatya maçıyla.
Hasan Ali Kaldırım sarı kart cezalısı. Hemen eksiklerini söyleyelim. Skirtle kırmızı kart cezalısı. Frey zaten sakat. Başka bir şey yok. Göztepe'de de Lamine Gassama defansın önemli ismi. Yine mutlaka etkisi olacaktır. Önemli bir isim. Adama Traore'nin sakatlığı devam ediyor. Andre Poco sarı kart cezalısı. Poco. O da orta sahanın önemli bir ismi. Etkileyecektir ama bir şekilde Göztepe yine bu iyi oyunun karşısında gol bulacaktır diye düşünüyorum ben. Var oranı 1.40, üst oranı 1.45. Ben yine gollü mücadele bekliyorum burada. Fener'in de gol yiyeceği ama sonunda zor da olsa 2-1, 3-1 galip geleceği bir mücadele beklediğim için kuponumuzun birine var, birine üst, yine tercih edebiliriz diye düşünüyorum. Fenerbahçeli arkadaşlar yine güvenirlerse 1.55 gibi güzel bir oranı var Kadıköy'de. Her zaman bu oranı bulamaz. Sürpriz düşünenler, yenemeyebilir diyenler de dediğim gibi karşılıklı gol var, öne çıkardığımız tercihtir. 102 numaralı mücadele, 102 kodlu mücadele 22.30'da Almanya Bundesliga'da Hannover kendi evinde Leipzig'i konuk edecek arkadaşlar. Burada da Leipzig'in yükselen performansı var. Hannover ne kadar kendi evinde de olsa ligin vasat takımlarından biri, yine alt sıralarda yer alıyor biliyorsunuz. Nürnberg gibi Hannover'de vasat bir takım. Zaten eksikleri de var bu mücadelede. Forvetlerinden iki tanesi, biri 4 golle biri 3 golle oynayan iki forveti sakat. Bir tane forvetleri var 5 gollü. Leipzig'te Kevin Campbell oynayamayacak sakat. Bir de defansta önemli bir isim var uzun süredir sakatlığı devam eden. Hannover'in bu arada az kalecileri sakat, onu söyleyelim, o oynamayacak. Son mücadelelerine baktığımızda zaten Leipzig biliyorsunuz 4-0'la geçmişti Düsseldorf'u deplasmanda. Hannover Dortmund'a 5-1 yenilmişti. Ondan önce kendi evinde Werder Bremen'e yenilmişti. Yani burada çok büyük bir aksilikler olmadıkça, işte penaltı kaçmadıkça, direklerden dönmedikçe, öyle söyleyelim bari. Çünkü ondan sonra böyle dedin olmadı diyorsunuz. Yani futbol dışı olaylar gelişmedikçe Leipzig Hannover'e geçecektir. 1.40 oranı tercih edilebilir. Alternatif kuponlara veya güvenmeyenler varsa da Hannover'in de belki o çıkışlarından birinde gol bulacağını, gollere eşlik edebileceğini ve maçın üste taşınacağını, Leipzig'in 3-0, 3-0, 3-0 ya da 3-1 gibi yeneceğini düşündüğüm için üst tercihi de alternatif kuponlar için değerlendirilebilir diye düşünüyorum. 103 kodlu mücadele. Bir sonraki maçımız Fransa'da 22.45'te başlayacak. Lille kendi evinde Nice takımını ağırlayacak. Lille özellikle kendi evinde etkili olan bir takım bu sene biliyorsunuz. İkinci sırada da tam şampiyon olma şansları yok ama ikinciliğe oynuyorlar en azından. Ligin ilk yarısında Nice'in kendi evinde oynadıkları mücadelede 2-0 yenilmişlerdi. Nice de fena sayılmayan bir performans gösteriyor ama deplasmanlarda o kadar değil. Bu mücadelede de çok büyük sürpriz olmadıkça bakalım şöyle. Mehmet Zeki Çelik defansın önemli isimlerinden Lille'de sakat, oynayamayacak. Nice de çok önemli bir sakat cezalı yok. Bu karşılaşmayı da ben Lille'in 2-0, 2-1 civarında kazanacağını düşündüğüm için yani tercihlerimizden birini 1 olarak yapabiliriz. Güvenmeyenler ya da alternatifte golleri oynamak isteyenler varsa 2-3 gol çok ideal olacaktır. Bu maç bana göre tam 2-3 gol mücadelesi, 1.75 oranıyla klasik bir 2-3 gol maçı gibi görünüyor. Dediğim gibi Lille 2-0 ya da 2-1 kazanabilir. Belki sürpriz çıksa bile 1-1 ile çıkar. O yüzden 4 veya daha fazla gol beklemediğim için 2-3 gol idealdir. Bunu sağlam kuponunuzda da deneyebilirsiniz. Alternatifte Lille galibiyeti de deneyebilirsiniz. Tercihlerimiz bu yönde. 104 kodlu mücadelede saat 23'te İspanya La Liga'da Huesca kendi evinde Valladolid'i konuk edecek. Huesca artık son çırpınışlarını yapıyor ligin son sırasında. Geçen hafta da Sociedad deplasmanında 0-0 berabere kalarak bir puan almıştı. Biliyorsunuz, hatırlarsınız. Valladolid de içeride dışarıda etkili olabilen, iyi kontraya çıkabilen bir takım. Geçen hafta Celta Vigo'yu kendi evinde 2-1 yenmişti. Dış sahada da dediğim gibi kontrolleriyle gol bulabilen bir takım. Huesca gibi vasat bir takım üstüne gelirse zaten mutlaka cezayı keser de Huesca o kadar saldırır mı onu bilemiyorum. Sarı kart cezası orta sahadan önemli bir ismi. Valladolid'in ev sahibinde önemli bir sakat cezalı yok. Şöyle bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar. İkinci ligdeyken bu iki takım Huesca'nın kendi sahasında 2017'de oynadığı iki mücadeleyi de 1-0 aldığını görüyoruz. Ama 2018'de oynanan Valladolid'in oynanan sahasında oynanan maçlarda da Valladolid'in 3-2 ve 1-0 kazandığını görüyoruz. Dediğim gibi bu maça çok güvenmiyorum. Kuponunuza koymasanız da olur ama koyarsanız iki takımın da gol atarına oynayabiliriz. Huesca'da dediğim gibi son çırpınışlar, kendi evinde puan alması gereken hedef maçlarından biri olarak görebilir. Bu mücadeleyi gol atabilir. Valladolid de bir gol atacaktır. 1-1 bitebilir diye düşündüğüm için 1.55 oranla karşılıklı gol var tercih edilebilir. Onun dışında
Asıl tercih edeceğim olay benim 2-3 gol arkadaşlar. Dediğim gibi mücadele 1-1 ya da bir tarafı yense de 2-1 yeneceğini düşündüğüm için 2-3 gol yine tercih edilebilecek bir değerli alternatif. 1.75 orandan. Onun dışında sistem maçlarında, sistem kuponunuzda 0 tercih edebilirsiniz. 2.90 gibi bir oranı var. Yurt dışındaki arkadaşlar bazen söylüyorlar işte sağlam oran, az oran olsun bizim olsun, ama var veya üst dediğim maçlara 1.5 üst gidin arkadaşlar. Sizlere her seferinde aklıma gelmiyor söylemek ya da bir takıma güveniyorsan mesela Lille'in oranı sizin orada 1.80-1.90 vardı. 1.0 çifte şans oyna 1.15-1.20 orandan mesela. Veya Leipzig'e 2 oynayabilirsin ya da o maça 1.5 üstü oynayabilirsin. Bunları ben söylemezsem kendiniz verdiğim tercihlere göre bir altını tercih edebilirsiniz. Bu arada Valladolid mücadelesi dediğim gibi kuponunuza koymaya mecbur kalmadıkça koyarsanız da 2-3 gol olarak tercih edebilirsiniz. Sistem içinde 0 öneriyorum. Şu anda bültende olmayan 3 maçı hemen hızlıca söyleyeyim. Maçkolik'ten aldığım saat 22'de başlayacak olan Hollanda'da De Graafschap Nakbreda'yı konuk edecek kendi evinde. Alt sıraları ilgilendiren bir mücadele. Bu mücadelenin tabi oranları da belli değil ama karşılıklı goller atılacaktır direkt rakibi oldukları için ve birbirlerine kolay gol atabildiklerini düşünüyorum. Ben Hollanda Ligi'nde bunların maçları genelde gollü geçtiğini biliyoruz. Oran düşüktür ama belki karşılıklı gol var ve üst olarak kuponlarımıza oran yükseltmek açısından değerlendirebiliriz. Bir diğer mücadelemiz Belçika'da 22.30'da oynanacak. Moskorn kendi evinde Charleroi'ye konuk edecek. Yine oranlar belli değil. Charleroi yüksek oran aldıysa 0-2 çifte şans deneyebilirsiniz ama ben gollü mücadele bekliyorum. Moskorn da kendi evinde tehlikeli. Son zamanlarda formda da bir takım zaten. O yüzden bu mücadeleyi Charleroi'nin yenilmezliği dışında gollere gidip üst olarak tercih edebiliriz diye düşünüyorum. Sistemde de handikap 0. Sanki Charleroi 2-1 alır gibi geliyor bana. O yüzden tek farklı Charleroi galibiyetine, yani handikap 0 deneyebiliriz. Dediğim gibi Charleroi'nin oranı yüksekse 0-2 çifte şans sağlam olacaktır. Ve son mücadele Portekiz'de 23.30'da oynanacak. Rio Ave Tondela'yı konuk edecek. Her ne kadar çok fazla güvenmesem de bu da klasik bir 2-3 gol mücadelesi arkadaşlar. Rio Ave ile Tondela genelde denk takımlar birbirlerine. Son performansları da incelediğimizde gördüğümüz üzere iki takım da birbirine gol atıp sanki 1-1 bitecek ya da bir taraf en fazla 2-1 biteceğini düşündüğüm için 2-3 gol bir kuponumuzda denenebilir ya da bir kuponumuzda karşılıklı gol var da denenebilir. Oranları görmediğim için bilmiyorum ama yine 1.50-1.55 vardır karşılıklı gol var oranı. 2-3 golü de yine 1.75-1.80 civarında olacaktır. Sisteme yine bunu 0 yazabilirsiniz. 1-1 bitme ihtimali yüksek. Dediğim gibi en fazla 1 alsa bile 2-1 ile alacağını düşündüğüm için 2-3 gol ideal olacaktır. Sizler için de cuma günü en azından 2 kupon oluşturacak kadar tercihlerimizi paylaştık. Dediğim gibi çok fazla para basmayın. Kaybettiğiniz zaman üzülmeyeceğiniz kadar para basın. Zevk için oynayın bu oyunu. Özellikle cumaları sürpriz çıkabiliyor biliyorsunuz. Ve internetten oradan buradan parayla kupon satan arkadaşlara inanmayın. Parayla kupon satın almayın. Uyarılarımızı da yaptıktan sonra hayırlı cumalar diliyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. Hafta sonu videolarımızda görüşmek üzere. Like'lara devam edin arkadaşlar. Bizleri desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Ve şuradan kanala abone olup da zil işaretine basarsanız her video yüklendiğinde bildirim gelmiş olur sizlere. Hoşçakalın.